Bugün bizim Filipililer mektubu hakkında vaaz serimizi bitireceğiz. Eylül ayından beri Pavlos'un Filipililer yazmış olduğu mektubun üstünde duruyorduk. Bence bu kitabın mesajının bize çok faydası var. Son zamanlarda bu mektup ile ilgili neler öğrendik? Evet, aslında bir dizi izlediğimiz gibi ben bu mektubun konularına yine gözden geçirmemenizi istiyorum. Bir 5 dakikalık bir özet olsun. Pavlos bu mektubu yazdığı zaman nerede kaldı? Evet. Hapisteyken bunu yazdı. Buna rağmen sevinç içinde yaşıyordu. Pavlos sevincin kaynağının Tanrı olduğunu öğrenirdi. İmanlı Filipililer de zor durumda yaşıyordu. Filipi bir Roma yerleşim idi. Orada çoğu kişi imparatoru aşırı bir şekilde seviyordu. Aslında onlar Sezar Rab'dir diyordu. Sorun şu ki Hristiyanlar bunu diyemez. Onlar Sezar yerine İsa Rab'dir demeli. Bundan dolayı bir gerginlik oluşmuştu. Pavlos bu mektubu yazdığı zaman çok zulüm altında yaşamıyordu. Ama gelecekte bu zulümün artmasını bekliyordu. Yani bir fırtına kopmak üzereyken hazırlanması gerek. Aynı zamanda kilise içinde imanlı kardeşler çekişip tartışıyorlar. Hem kilisenin dışında hem de içinde sürtünme çıkmıştı. Pavlos onlara ve bize de hatırlatıyor ki gerçek sevinç Tanrı'dan gelmekte. Ne olursa olsun sevinç içinde yaşayabiliriz. Çünkü sevinç Tanrı'dan kaynaklanıyor. İkinci olarak, İsa'nın ardından gidersek acı çekmeyi, sıkıntılarda yaşamaya beklemeliyiz. Çok teşvik edici bir şey, değil mi? Ama Pavlos gerçekten bunu gösteriyor. Pavlos İsa'nın ve kendisinin bize bir örnek olduğunu gösteriyor. Pavlos'un acı çektiği gibi biz de acı çekiyoruz. İsa'nın ardından. Üçüncü olarak kilisenin içindeki tartışmaları çözmesi gerektiği. Kilise dıştan gelen baskıya tahammül etmek için içindeki sıkıntıları çözmesi gerekir. Dördüncü olarak, İsa'yı tanıdığımıza göre her şeyi zarar saymalıyız. Eğer İsa'ya iman ediyorsanız, İsa'yı tanıyabiliriz. Ve bu tanıyabilirsiniz. Bilmek ve tanımak arasında çok büyük fark var, değil mi? Hristiyanlar olarak biz İsa hakkında öğrenebiliriz. Ama dahası var. İsa ile bir ilişki kurabiliriz. İsa'yı tanıyabiliriz. Müjde budur. Bu yüzden her zor sıkıntılardan geçebiliriz. Çünkü İsa'yı tanımak her şeyden üstün. Ve beşinci olarak şu. Üstelik Pavlus geleceği sürekli işaret ediyor. Pavlus'un umudu şudur. İsa tekrar dünyaya gelecek. Pavlus bize hatırlatıyor ki yaşadığımız hayat geçicidir. Ama gelecekte sonsuza dek İsa ile olacağız. Çok harika haber, değil mi? Şimdi acı çekebildiğimiz halde bir gün acı çekmeyeceğiz. Tanrı her gözyaşını gözlerimizden silecektir.
o gün bizi teşvik edip İsa'nın uğruna yaşamamıza isteklendirir. Tamam, şimdi dua edeceğim. Sonra yeni bir bölüme bak. Ya Rab, senin için buradayız. Lütfen kulaklarımızı aç, yüreğimizi erit, aç. Lütfen bizimle konuş. Senin sözün bizi değiştirsin diye dua ediyorum. İsa'nın harika ve yüce isimle. Amin. Bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu gösterme fırsatınız olmadı. Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim. Bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz. Siz de bilirsiniz ey Filipililer. Müjde yayılmaya başladığında Makedonya'dan ayrılışımdan sonra sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı. Ben Selanik'teyken de ihtiyacım olduğunda birkaç kez bana yardımda bulundunuz. Armağan peşinde değilim ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum. Benim her şeyim var. Bolluk içindeyim. Epafroditus eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, onun hoşnut eden kurbanlardır. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Babamız Tanrı'ya, sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam söyleyin. Yanımdaki kardeşler size selam ederler. Bütün kutsallar, özellikle Sezar'ın ev halkından olanlar size selam ederler. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin. Çok teşekkürler. Pavlos Filipililerle derin ve özel bir ilişki kurdu. Üç kelime aklıma gelip bunu açıklayabilir. Sevgi, arkadaşlık, o kardeşlik ve ortaklık. Belli ki onlar birbirlerini seviyordu. Onlar aile üyeleri gibi birbirini seviyordu. Aynı zamanda onlar tam aynı yoldan omuz omuza yürüyordu. İnançları olduğu için aynı deneyimlere sahiptiler. Ortaklık vardı. Yoldaştılar. Pavlos hapisteyken kendi yemeğini sağlaması gerekti. Sorun şu ki, eğer Pavlos parası olmasa da ve arkadaşları bunu sağlamadıysa, Pavlos yemezdi. Görünüyor ki Pavlos bir süre az yemek yemişti. O zaman bir gün Epafroditus Filipi'den geldi. Epafroditus Filipi'deki kiliseden bir hediye getirdi. Ve bu armağan Pavlos'un fiziksel ihtiyaçlarını sağlamaya başladı. Pavlos aldığı armağan olduğu için Rab'de seviniyordu. Ama Pavlos yazdığı mektubu okuduğumuz zaman onun yorumu bize tuhaf gelebilir. Pavlos direkt olarak verdikleri armağan için teşekkür demiyor. Biraz tuhaf bizim için. Aksine görünüyor ki Pavlos bu armağanı alsam da almasam da benim için fark etmez diyor. Diğer yandan Pavlos yazdı ki sıkıntılarıma ortak olmakla iyi etiniz.
ve Epafroditus'un eliyle gönderdiğiniz armağanlara alınca bir eksiğim kalmadı. Belli ki bu armağan Pavlus'a yardım etti ve Pavlus Filipililere minnettardı. Bu yüzden Pavlus neden bunu gizlice ifade etti? Neden sormamız gerekiyor? Çünkü bizim için o biraz tuhaf geliyor. Bu armağan Pavlus'un ihtiyacını sağladı. Ama Pavlus onlar için daha önemli not vurgulamak istedi. Herkes memnun olmak istiyor. Değil mi? Her izlediğimiz reklam bizi memnun etmeye söz verir. Yani Coca-Cola reklamlarına göre eğer Coca-Cola içersek ne olacak? Hem susamımız memnun olacak. Hem de çok güzel görüneceksin. Beyaz dişlerin olacak. Nasıl? Aslında çok popüler olacaksın. Falan falan. Aslında reklamlar her zaman. Eğer bunu kullanırsan o zaman memnun olacaksın. Diyor. Hoşnut olma arzusu davranışlarımızı şekillendirir. Farkında olmadan. Bu görülmez arzu herkesi etkiler. İster biri bir ürün çalıyor, ister biri uyuşturucu maddeyi kullanıyor, ister biri dindar oluyor, ister biri zevk almak için olarak yaşıyor. Hepimiz canımızın tatmin olmasını istiyor. Ve Pavlos hapisteyken bu çarpıcı sözleri yazdı ki, ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Her durumda. Pavlos zaman zaman durumlarda eldekiyle yetiniyorum demiyor. Pavlos bazı durumlarda eldekiyle yetinmeyi öğrendim demiyor. Pavlos diyor ki her durumda yetinmeyi öğrendim. Yani Pavlos herkesin istediği şeye sahipti. Biz memnun olmak istiyoruz. Pavlos bunu öğrendi. Pavlos bunu daha açıkça açıklıyor. Yoksulluk çekmeyi de bilirim. Bolluk içinde yaşamaya da. İste tok, iste aç. İste bolluk, iste ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Değerli kardeşlerim, Pavlos neden bunu yazdı? Kendisiyle övünmek için bunu yazdı mı? Hayır. Aksine bizim de buna sahip olmamızı istiyor. Evet, bize öğretmek için. Pavlos bize bir örnek oldu. Aradığımız şey müjdede bulabiliriz. Memnunluk müjdede bulunur. Bizim için bu harika haberdir. Bazılarımızın çok zor durumlarda yaşadığınızı biliyorum. Belki pes etmek istiyorsunuz. Belki bizi teşvik etmek istiyor. Biz zor durumlardan geçtiğiniz halde bu durumlarda memnun olabiliriz. Now, bu durum sizi memnun etmeyecek. Eğer bir zor durum. Ama bu durumda hoşnut olabiliriz. Bir fark. Ve Pavlos kendisine güvenmektense Tanrı'ya bütün umudu bağlıyordu. Ve kendi gücüne güvenmektense Tanrı'nın güvendi, dayandı. Pavlos şöyle yazdı. Aslında Pavlos eksikliğini biliyordu. Pavlos kendi kendine dayanaklı olmadı. Ama Pavlos yazdığı gibi, Pavlos'un yazdığı gibi, beni güçlendirenin ayrıcılığıyla her şey yapabilirim. Bazen sporcular bu ayetler çok seviyor. Amerika'dan gelen sporcu. Mesela, eğer bir gol atarsa bir üst çıkararak atlet üzerinde yazılmış. Bu ayeti orta çıkara. Ama bu ayet
spordan bahsetmiyor maalesef. Pavlos yazdığı zor durumlardan bahsediyordu. Yaratan Tanrı, anlayışını aşan esenliğe veren Tanrı, Pavlos'u güçlendirdi. Bu yüzden Pavlos her durumda katlanabiliyordu. Pavlos'un övünmesi kendisini güçlendiren Tanrı'dı. Eğer biz Tanrı tarafından güçlendiriliyorsak, biz de her fırtına, her engel, her derde tahammül edebiliriz. Pavlos'un Tanrısı bizim Tanrımız. Bizim Tanrımız bizden yanadır. O bizi güçlendirmeye hazırdır. Bizde yaşayan kutsal ruh bizi dayanıklı ve güçlü edebilir. Ama Pavlos şöyle yazdı. Ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Ve başka yerde her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Yani Pavlos aniden bu dersi öğrenmedi. Yıllarca İsa'nın ardından giderken bunu öğrendi. Pavlos'un imanı pekiştikçe bu dersi öğrenmişti. Bir süreç vardı. İsa'nın öğrencileri olarak Efendimiz'den bu ders öğrenebiliriz. Otomatik olarak bu gerçekte yaşamıyoruz. Biz İsa'yla yürüdükçe, biz İsa'yla zaman geçirdikçe, Tanrı'yla özellikle İsa'ya güvenerek zor durumlarda yaşarken bunu öğreneceğiz. Müjde demek ki iyi haberdir. Aldığımız bu müjde hem şimdilik hayatımızı etkilemeli, hem de bizim için Tanrı'yla olan ebedi hayatı sağlar. Bizim ayrıcılığımız budur. Ve şimdi bu yaşamda Tanrı'dan memnun olabiliriz. Çok harika haber. Ama bunu öğrenmemiz gerekiyor, değil mi? İsa'dan bunu öğrenmemiz gerekiyor. Her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrenelim. Pavlos Filipililere olan sevgisini ifade ediyor. Onlar Pavlos'a ortak oldular. 10 yıldan beri zaman zaman Pavlos'a yardımda bulunuyorlardı. Pavlos'u hiç terk etmediler. Sonra kilisemizde böyle bir ilişkileri kurmak istiyoruz. Birbirimizi sevmek istiyoruz. Birbirimizi teslim etmek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar birbirimize yardım etmek istiyoruz. Ve o günlerde, ilk kilise döneminde, karşılık yararlı ilişkiler bekliyordu. Yani eğer biri madde ihtiyacı olan arkadaşına para veriyorsa, para verdiği biri, gelecekte arkadaşın kendisine yardım etmesini bekliyordu. Sanki her aldıkları ve her verdikleri iyilik hesap defterine yazılır. Bu hesaplar dengeli olmalı. Ve bazen bugünlerde insanlar aynı bir şekilde düşünüyorlar. İsa bizim ilişkimizin farklı olması gerektiğini söyledi. İsa şöyle yazdı. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla, günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir.
babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Pavlos ve Filiplilerin ilişkisi de bu kültürde gerçekleşti. Ama Tanrı'nın müjdesi bu ilişkiyi değiştirdi. Pavlos madde durumu olduğu için onlara bir armağan veremedi. Sürekli onlardan madde aldı. Ama Pavlos güvenili patronlarına dikkatlerini çekiyor. Pavlos diyor ki, ne iyilik yaparsak Tanrı bunlara hatırlar. Pavlos şöyle yazdı. Aman peşinde değilim ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum. Pavlos onlara bir aman vermediği halde onların cömertliği boşa gitmedi. İsa'nın dediği gibi Tanrı onların cömertliğini unutmayacaktı. Pavlos muhasebi sözleriyle kılanarak Tanrı'nın onların armağanını hatırladığını gösteriyor. Sanki verdikleri armağan ruhsal hesap defterine yazılmış gibi. Üstelik Pavlos eski ahitteki sunu sisteminden bir resim çiziyor. Onların verdiği armağan güzel kokulu bir sunu gibidir. Ve Pavlos diyor ki Tanrı onlara hoşnut. İsa'nın Tanrı'ya kendi hayatını bir korban olarak verdiği gibi, Filipililer Tanrı'ya onların hayatını sunuyordu ve Tanrı bundan memnundu. Biz de hayatımızı Tanrı'ya sunmalıyız. Elçi Pavlos'un Romalılar mektubunda yazdığı gibi, öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'ya hoşnut eden bire korban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Diğerlerine zamanımızı, paramızı, yeteneklerimizi karşılıksız verebiliriz. Biz bunu yaparken Tanrı'ya hoşnut edeceğimizi biliyoruz. Ve aslında Tanrı bunu kabul ediyor. Hoş kokulu bir sunu gibi ona yükseliyor. Pavlos onların bütün ihtiyaçlarını karşılamadı. Ama Pavlos onlara Tanrı'ya bakın diyor. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğine Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Pavlos, Tanrı bir tanrısal otomatik satış makinesidir demiyor. Otomatik satış makinesine gidiyoruz, makininde ne istersek alabiliriz. Tanrı böylece çalışmaz. Tanrı istediğimiz her şey bize vermiyor. Ben iyi baba olmaya çalışıyorum. Çocuklarımın bütün ricalarına vermiyorum. Ama onların gerçek ihtiyaçları olan her şeyi karşılamak istiyorum. Tanrı'nın geniş kuş bakışı var. Biz ise de dar bakış açısına sahipiz. Bizim bakış açımız sınırlıdır. Tanrı ise tam aynı anda başlangıcı ve sonu görebilir. Pavlos hem yoksullukta hem de zenginlikte yaşıyordu. Tanrı ikisine de izin verdi. Tanrı Pavlos'un ihtiyaçlarına karşılık. Filipililer de Tanrı'nın onlara baktığını ve onların ihtiyaçlarına karşıladığını bilebiliyordular. Değerli kardeşlerim, bazen arkadaşlarımız ve akrabalarımız ihtiyaçlarımızı karşılayamaz. Onlar da sıkıntılarda yaşıyorlar. Bazen iyi arkadaşımız bizi tırk edebilir. Ancak her şeyi gören, her şeyi yapabilen Tanrı iyi baba olarak bize bakıyor ve bizi hiç terk etmez. Pavlos'un yazdığı gibi her ihtiyacını kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktı. Çok teşvik edici ayetler
Deli kardeşlerim, Pavlos kolay durumda yaşayanlara bunu yazmadı. Onlar zor durumda yaşarken Tanrı onların ihtiyaçlarını karşılayacaktı. İster yoksullukta yaşasalar, ister zenginlikte yaşasalar da Tanrı onların ihtiyacını sağlayacaktı. Zor durumda yaşarken, dua ederken Tanrı'ya bu ayetleri hatırlatın. Bu ayetler bizim dualarımızı alevlendirmeli. Dua ederken bu ayetleri Tanrı'ya sunalım. Ya Rab sen buna söz verdin. Ya Rab bütün ihtiyaçlarıma karşıla diye dua edebiliriz. Bizim Efendimiz güvenilir ve her şeyi yapabilir. Tanrımız bize kefil oldu. Tanrı ihtiyacımızı sağlayacaktı. O buna söz veriyor. Biz buna inanıyor muyuz? Tanrı'nın sözünü böyle diyor ama yüreğinde buna inanıyor musun? Bazen Tanrı'nın sözünden şüphelenebiliriz. Belki yıllarca bir zor durumda yaşıyorsun. Ve bu zor durum hiç değişmedi. Eğer Tanrı'nın sözünü şüpheleniyorsak, Tanrı ile dürüst olalım. Neyse, Tanrı her şeyi biliyor. Bizim duygularımız, bizim düşüncelerimizi biliyor. Bunu saklayamayız. Ama Tanrı'ya gelip tövbe edelim. Tanrı'ya imansızlığımızı ifade etmemiz lazım. Tanrı'ya dua ederken iman ediyorum. Benim imansızlığımı yenmeme yardım et diyebiliriz. Ve Tanrı memnuniyetle, sevinçle böyle duaları kabul edip cevaplayacaktır. Biz de Pavlos'un yazdığı mektuptan teşvik alabiliriz. Pavlos bu mektubu başladığı gibi bitiriyor. Pavlos başlangıçta şöyle yazdı. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Pavlos mektubun sonunda şöyle yazdı. Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Bu mektup boyunca baştan sona kadar tek bir ip izliyoruz. Bu ip lütuftur. Her bölüm, her özet Tanrı'nın bize olan lütfunu gösteriyor. Bu mektup boyunca lütuftan kaçamayız. Tanrı'nın lütfu her şeyi değiştirir. Bugün Noel bayramı yaklaştığında hatırlıyoruz ki lütuf bir beden alıp aramızda yaşadı. Tanrı'nın lütfunu temsil eden İsa boyun eğdi. İsa ölümü ve dirilişi sayesinde ölümü, şeytanın gücü, günahı yendi. Ve bizim için kurtuluş kazandı. Lütuf her şey değiştiriyor. Bugün bu lütufte duruyoruz ve kutluyoruz. Ne olursa olsun, yeter ki Tanrı'nın bize olan lütfunu bilmemiz ve tecrübe etmemiz. Tanrı'nın sözünü dinlediğimiz zaman kendimizi sunamalıyız ve hayatımızda Tanrı'nın sözünü uygulayamalıyız. Bu yüzden vaaz bitmek üzere, sadece bu vaaz bitirmek için ekranda birkaç soru var. Müzik çalınırken bize yardım etmek için aslında kendimize sunuyalım. Kendi kendimize bu sorular derin düşünelim. Tanrı'ya dua edelim. Bizim ayrıcımız bu. Tanrı'ya tanıyabiliriz. Her durumda memnun olabiliriz. Ve gelecekte bizim umudumuz var. Sonsuza dek İsa'yla olacağız.